BRT 1 HD'den iyi akşamlar. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum ve eğitime dair her şeyde yine birlikteyiz. Günlerden salı ve saatlerimiz tam 18'i gösteriyor. Söz verdiğimiz gibi geçen hafta, bu hafta sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün yine bir konuğumuz var. Bir konukla açacağız. Final Üniversitesi'nden konuğumuz. Bugün biraz aslında her şeyin psikolojisine değineceğiz. Yani hayatımızın içerisinde böyle tam gönlümüze, yüreğimize, bazen mantığımıza, bazen hatta fiziken de bedenimize dokunan önemli şeylerden bir tanesi, ama işte çok soyut kavram olduğu için çok da fark edemiyoruz, ama içimize işleyen çok önemli soyut kavramlar var. Fark edemediğimiz, farkına varamadığımız hayatımızı, bütün eğitim hayatımızı, günlük hayatımızı, sosyal hayatımızı, ailevi hayatımızı, hemen her şeyi etkileyen biraz psikolojimize bakacağız. Tabii ki yetkin olan ben değilim, yetkin olan konuğum. Hoş geldiniz Ece Müezzin. Doçent hoş bulduk, doktor. Hoş bulduk Mustafa Bey. Evet. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Yani işte az önce de konuştuk, pandemiden çıktık. Böyle bir psikolojimiz, evet, ruh halimiz biraz, evet, farklılaştı. Belki derinlemesine de gireceğiz biraz sonra. Ben konuğuma önce sizi sadece title'ınızla tanıttım. Doçent doktor Ece Müezzin dedik. Dekan yardımcısı Final Üniversitesi'nin, ama Fen Edebiyat Fakültesi'nin. Fakat evet, asıl kimdir Ece Hanım, kimdir? Bize evet, bir parça kendisi anlatsın, sonra da şimdi öncelikle girelim. Öncelikle ben nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Bülent Taşer hocamıza da buna vesile olduğu için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bir ikinci olarak da benim yazmış olduğum bu internet bağımlılığı ile başa çıkma kitabımı üniversitemiz, Uluslararası Final Üniversitesi adına size takdim etmek istiyorum. Bir hediyemiz olarak üniversitemizden gönderildi sizlere de. Ne kadar güzel bir başlık. İnternet bağımlılığı ile başa çıkma. Doçent evet, doktor Ece Müezzin. Hakikaten evet, çok güzel. Çok da önemli. Biraz yani özellikle bu orta öğretim öğrencileri için yazılmış bir kitap. Biz rehber öğretmenlerimize de üniversitemiz olarak hediye ediyoruz bu çok kitabı. Güzel. Ve kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz üniversite olarak ki işe yarasın. Çünkü hepimiz, çağımızın en önemli sıkıntılarından biri. Gerçekten ben onu şeyde fark ettim. Zaman zaman bu akıllı telefonlar bazen şey yapıyorlar, bilirsiniz. İşte bu hafta ya da bugün ekran kullanım süreniz evet, 6 saat falan dediği zaman bir anda duruyorum. Evet. Hakikaten bu bağımlılık bizde de var mı diye evet, endişelerim var. Evet, kendimi tanıtayım evet, bu noktadan sonra. Evet. Dediğiniz gibi ben doçent doktor Ece Müezzin. Uzmanlık alanım klinik psikoloji. Hı hı. Çok uzun yıllardır üniversitelerde çalışıyorum. 20 yıl oldu. Bunun ilk 13 yılı psikolog olarak görev aldım. Hı hı. Tabii psikologluğun yanı sıra da akademik gelişimime devam ettim. Hı hı. Yani alan çalışması aslında değil mi bu 13 yıl? Alan çalışması tabii, olmuş. Tabii 13 harika, yıl yani üniversite öğrencilerine birebir terapi yaptım. Evet. Yani Kıbrıs'a gelen yabancı öğrencilere de, Türkiye'den gelen öğrencilere hı hı, de, burada Kıbrıslı olan çocuklarımıza hı hı, da yardımcı oldum. Sonra bir vakitten sonra dedim ki biraz da meslektaş yetiştirelim. Çok güzel. Bu deneyimleri onlara da aktaralım hı hı, ve onlar da bir şeyler öğrensin. Uygulamada tabii ki, ve teorik olarak da aynen, düşünecek olursak 13 yıl uygulamada geçmiş bir yerde. Evet. O geçti, çok önemli. Ben çok önem veriyorum. Aynen. Ve evet, öğrenciler de çok önem veriyor. Psikoloji öğrencilerimiz hı-hı, çok kıymet veriyorlar tecrübe bana böyle önemli, ağzımdan çıkan lafları. Çünkü hani güzel, kitap değil konuştuğumuz orada. Teorik bilgiler değil, teorinin yanında. Hı-hı. Çünkü biliyoruz her alanda öyle her şey kitapta yazıldığı gibi olmuyor, muntazam olmuyor. Kesinlikle. Dolayısıyla ondan sonra meslektaş yetiştirelim ne derken kendi hem memleketimize hem dünyaya hem hı-hı, işte Türkiye'ye psikologlar yetiştirmeye başladık. Ne güzel. Üniversitelerde. Dolayısıyla daha genelde üniversitelerde ders vererek geçiriyorum günlerimi. Tabii hı-hı, ki bilime katkı sağlamak için makale yazmaya, kitaplar yazmaya devam ediyorum. Çalışmaları devam ettiriyoruz. Hı-hı. Bunun yanı sıra bir oğlum var, 16 yaşında. Allah bağışlasın, ne güzel. Evet, zaten hep böyle hep teknoloji bağımlılığı çalışmışımdır ben, bilinirim. Böyle başardan yola çıkarak, terzi kendi söküğünü dikemez gibi, acaba dikebilir miyiz gibi başlayan bir serüven var. Daha kimse çalışmazken bu alanları ben hemen daha hiç tanılar ya da işte bunu bir problem olarak görülmezken bile öngörü sahibi olup çok uzun yıllar önceden çalışmaya başladığım bir alan. Özellikle en çok ilgilendiğim nokta bu internet dijital bağımlılığı. Şimdi tabii şekil değiştirerek gidiyor bunlar. Hı-hı. Şekil hı-hı, değiştiriyor. Nasıl ilk bilgisayardı ya, hatırlayın bizim tabii, zamanımızda. Tabii. Sonra bir ara oyun oldu değil mi? Tabii. Oyun oldu, sonra internet oldu. Şimdi çevrim içi oyun bağımlılığı oldu ve
çevirim içi olması zaten bağımlılık yapıyor. Çünkü süreklilik arz ediyor. Dolayısıyla bütün çalışmalarımın çoğu bu yönde. Bunun dışında tabii orta öğretim kurumlarından daha genelde davetler alıyoruz dönemin sıkıntılarıyla ilgili. Hiçbirini de kırmamaya çalışıyorum. İyi, güzel. Hepsine gidip işte çocuklarımıza, yani 3 çocuğun kalbine bile dokunsak herhangi bir konuda, bana o bile yetiyor, o motivasyon. Tabii tabii, bu meşhur deniz yıldızı örneği vardır ya, çocuk hani deniz kıyısında deniz yıldızlarını tek tek hayata döndürmek için denize atar. Oradan biri gelir der ki ne yapıyorsun Allah aşkına, milyonlarca deniz yıldızı var, neyi değiştireceksin? O da der ki bak bakalım bu elimdekine, işte bunun için çok şey değişti. Yani tabii, bir tanesi bile için çok önemli. Aynen. Şimdi aslında çok güzel bir konuya girdik. Bugün hep benim aklımda şey var. Bizim başta da konuştuğum gibi, anlatmaya çalıştığım gibi, farkına varmadan bizi etkileyen çok kriter var. Bunların içerisinde yani soyut kavramlar da var, somut kavramlar da var, ama psikolojimiz çok önemli gibi geliyor. Tabii ki. İsterseniz biraz dijital bağımlılıktan ya da internet bağımlılığından başlayalım. Daha sonra da üniversiteler, tabii, öğrenciler, akademisyenler, yani hemen hemen, eğer tabiri caizse, böyle toplumun biraz fotoğrafını psikoloji anlamında çekelim diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi ana soru, benim de zaman zaman çok üzerinde durduğum ve artık velilerden de çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Şimdi dijital ya da internet, bir yanda bağımlılık pozitif anlamda, bir yanda bağımlılık diyoruz, negatif anlamda düşünüyoruz, negatiftir ama aslında. Bazen de düşünüyoruz ya, bu internet aracılığıyla insanların bilgiye olan ihtiyaçları, bilgiye ulaşma durumları ne kadar gelişkin, çok ve zamandan, mekandan münezzeh, çok güzel bir sistem. Yani istediğiniz yerden her yere giriyorsunuz, tabii, bilgiye ulaşıyorsunuz, müthiş. Ama hayatın her alanında olduğu gibi sanki bir dengeye de ihtiyacımız var. Bunu siz, belki çocuğunuz güzel bir denek, yani onunla başladınız 16 yıl, internetin de böyle Türkiye'de, Kıbrıs'ta çok yaygınlaşması işte 15-20 yıl diyelim, neyse. Bu anlamda ne görüyorsunuz? Yani pozitif yanlarını bir teraziye koysak, negatif yanlarını koysak, kişilik gelişimde, topluma uyumda, böyle çok genel sorayım. Evet. Başlıkla Şimdi, da bağımlı olarak devam edebilirsiniz. Şöyle ki, ilk önce şunu ayırt etmemiz lazım. Bağımlılık negatiftir. Evet, ne isterse kesinlikle, olsun. O kesinlikle negatif taraftadır. Evet. Çünkü bağımlılık diyebilmemiz için bir çocuğun önünden ya da bir yetişkinin önünden o bilgisayarı, telefonu ondan mahrum ettiğimiz zaman aynı uyuşturucu bağımlılığı gibi yoksunluk krizine giriyor olması lazım. Bu sayede biz buna bağımlılık diyebiliriz. Yani kriz geçirecek, eli ayağı titreyecek, terleyecek. Böyle belirtiler varsa bu bağımlılık. Fakat onun dışında çok saat geçirmesi birebir bizim bağımlılık teşhisi koymamız için yeterli değil. Peki nerede, şöyle diyeyim ya da, bunun artık bağımlılık değil ama sonuçta da negatife doğru gittiğini ne zaman fark ederiz? Yani bunun şöyle belli bir ki, saati mi olur tabii, ya da tabii, neler etkiler? Şimdi şöyle ki, Türk Pedagoji Derneği bunun çalışmasını yapmış. Ergenlik döneminde bir çocuğun günde maksimum diyor 2 saat geçiriyor olması lazım. O neye göre söyleniyor? Yani onlar araştırmışlar kendilerine göre, ama ben bir psikolog olarak ve yıllarca bu işi çalışan biri olarak bunun mümkün olmadığını görüyorum. Daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Daha fazla oluyor. Yani daha fazla oluyor. 2 saat yetmiyor. Yetmez tabii ki çocuğa. Şimdi burada ne için kullandığı önemli çocuğun. Bu birinci şart. Ya da bir yetişkinin. Şimdi baktığınızda az önce dediğiniz gibi ekran sürelerimiz çıkıyor. Ben telefonumdan bakıyorum. O sürelerde ya mail cevaplamışımdır, ya bölümümüzün WhatsApp grubuyla ilgili işte işleri söylüyorumdur. Dolayısıyla burada yani bizim ne kadar saat kullanıldığından ziyade, kullanılmadığı zaman eğer kişi yoksunluk krizine giriyorsa orada dur demenin vakti gelmiştir. Bu birincisi. İkincisi, biz dediğimiz gibi alıyor eline çocuk, evet, derslerini de çalışıyor, derslerini yerine getiriyor. Eskiden biz nasıldık? Sokağa çıkar, oyun oynardık derslerimiz bittiğinde. Şu anda mümkün mü? Değil, İmkansız. Ben görüyorum. İmkansız. Hani çok üzülerek izliyoruz haberleri de. Kazalar da artıyor. Sokakta yürünemiyor. Kazalara mı, tehlikeye mi düşecek çocuklar? Ve artık o sokak kültürü de pek kalmamış gibidir Kıbrıs'ta. Birçok yerde sanki değil mi? Birçok yerde de. Birçok yerde sadece yani. Ve Kıbrıs'ı gördüğümüz için görüyorum. Çok öyle mahalle işte çocuklar koşsun oynasın falan, bu yok. Olmayınca çocuk ne yapacak?
tabii ki bir şeyle oynayıp yani vaktini kafasını boşaltacağı bir şey olacak. Bu tersten yetişkinler için de hocam, öyle. Tersten bakabilir miyiz? Yani şöyle diyebilir miyiz? Bu internet ve dijital dünyanın çokluğu ve varlığı yüzünden çocuk sokağa çıkamıyor. Şimdi şöyle ki, mesela benim oğlumdan örnek verelim yine. Freud da kendi kızını hep incelermişti ya zamanında. Hı hı. Şimdi Başar bana bir ara tutturdu, anne bana bisiklet al süreyim. Kazaları görüyorum, yola çıksa acaba bir şey mi olacak diye tedirgin oluyorum ve bisiklet de alsam acaba ne olacak kaygısındansa, hı hı, aslında ailelerin de işine geliyor. Bence öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Yani çalışan aileleriz artık. Anne baba çalışıyor. Yani, hı hı, benim zamanımda benim annem evde oturdu. Sonra biz üniversiteye gidince sıkıldım dedi, biraz iş hayatına gireyim. Öyle girdi. Şu an anneler babalar çalışıyor. Çalıştıkları zaman çocukları evde. Evde olan bir çocuğu sokakta olduğundaki tedirginliği mi yaşasınlar? Yoksa bilgisayarın başında oturup acaba bu oynasın, ben iş yerinde de kafam rahat olsun mu diye de düşünürüz. Hı-hı. Yani bu da var. Ben her taraflı, birçok taraftan geniş kapsamlı, evet, bakıyorum. Ben bile bir anne olarak diyorum ya, bilgisayarın önünde otursun da ben eve gittiğimde elinden alayım. Daha iyi olur aslında. En azından bileyim ki bu bilgisayarın başındadır, bir yere gitmez. Hı-hı. Ama onu da kullanırken aynı sokaktaki tehlikeler gibi... Orada bilgisayarda da, tehlikeler da var. Tehlike var. Kesinlikle. Biz bu orta öğretim kurumlarına da gidiyorum ben ve doğru, hı, teknoloji kullanımını anlatıyorum onlara. Hı hı hı. Yani teknolojiyi kullanmasak olmaz. Bunu aklımızdan çıkaracağız. Hı hı hı. Yani teknoloji muhakkak hayatımızda olacak. Çocuklardan bahsettik, yetişkinlerden bahsedeyim. Etrafımdaki birçok aileden şunu duyuyorum. Ya işten eve geliyoruz, oturuyor 2 saat telefonda oyunlu var, evet, oyun oynuyorum. Şimdi ben hemen tabii çift terapisine fazla para alırık falan diye şakasını yapıyorum. Diyorum ki neden oyun oynuyorsun? Kafamı boşaltabileceğim tek yer orası diyor karşımızdaki kişi. Yetişkinler bunlar. Yetişkinler, ebeveynler tabii. Yani. Peki yetişkin ve ebeveynler... Bunlar peki size daha çok çocukları için mi geliyorlar? Yok, normal sohbet esnasında. Ha, sohbetten, evet. Evet. Sohbet, hı-hı, esnasında tamam, doğru, o kafasını boşaltacak, tamam. Çocukları da kafasını boşaltacak. Dışarıya çıkıp bizim gibi seksek oynanan zamanlar geçti artık, bitti o günler. Çocuklar dışarı çıkmıyor. Veyahut da çıktıklarında da zaten belirli bir süre dışarıda kalabiliyorlar. Dolayısıyla bunu ne için kullandıklarıdır aslında bizim için önemli olan. Biz orada ne için kullandığına bakmamız lazım. Bir de ben hep şunu söylüyorum. Birçok programa da çıkıyorum bu konuda diye. Bir keresinde hep de bu örneği veririm. Ailenin biri soru sordu. Böyle hani soru cevaplı olan bir şeydi. İşte ben diyor çocuğumun elinden diyor telefonu aldım diyor. Teknolojileri hep aldım, topladım diyor. Dolaba kilitledim. İlk hafta diyor çok kötü krizler geçirdi. Ağladı, telefonumu isterim, bilgisayarımı isterim, şunu isterim, bunu isterim. Şimdi diyor ikinci haftaya geçtik. Şu anda biraz daha azaldı ama yine var. Tek bir soru sordum kendisine, hı, aile olarak, bir anne olarak. Peki siz telefonlarınızı ve teknolojik aletlerinizi kaldırdınız mı? Hı. Bakın bu çok önemli bir soruydu, hı, orada. Siz kaldırdınız mı? Yok dedi. O zaman dedim diyet yapan birinin önünde hamburger yiyorsunuz şapur şupur. Yani aileler, hı hı, aynı kurallara uyacaklarsa belli bir düzen kurulacak. Her evin düzeni kendine göre olacak ve ona göre hareket edilecek. Hı. Yani çocuğun önünden o bilgisayarı, o telefonu alıp sen bütün gece telefonda, tabii, oyna. Bu olmaz. Onun için bu bir tek dediğiniz, hı hı, gibi kapsamlı bir şey. Tek çocukları değil. Aslında yetişkinleri de ilgilendirir. Çünkü zaten o çocuklar şey model alıyorlar. Değil mi? Tam onu söyleyecektim. Evet. Hani sizin söyledikleriniz değil de yaptıklarınızdır asıl, tabii, rol model olan. Yani model alıyorlar. Siz, sigara içersen önünde sigara, evet, içiyor. İçki sigara içiyor. Sağlığa zararlı. Zararlıdır hemen diyoruz. Söyleyelim. Bilgisayar zararlıdır diyoruz. Her şey zararlıdır diyoruz. Her şeyin çoğu zarar. Suyun, hı-hı, da çoğu zarar aslında. Hı-hı, hı-hı. Yani su bile içsek belli şeyden sonra artık böbrek onu da süzemez. Yani bunlar zararlı şeyler. Ama, hı-hı, bunu faydaya çevirmek önemli. Hı-hı. Teknoloji çağına doğmuş bir çocuğun elinden alamayız bunu. Evet. Tamamen almak değil belki ama doğru teknoloji, doğru kullanımı, teknolojiyi esas, kullanmak esas ya da süreler şey bu. Anlamında buna dikkat etmek, değil mi? Süreleri çok önemli. Süre, ne gibi oyunlar oynadıkları, biliyorsunuz artık çok kötü oyunlar, tabii, çıktı. Bunlar yaş grupları da çok önemli. Biz genel konuşuyoruz, tabii, ama yani çünkü şunu çok iyi biliyorum. Mesela restoranlara falan gittiğimizde çocuk ne derler? Çocuk sandalyesinde, evet, olan 3 yaşındaki çocuğun elinde şey var, tablet veriyorlar. Çünkü anne baba doğru dürüst bir yemek yesinler diye o çocuk o tabletin önüne işte ben şeye bir şeylerle dikkat ediyorum. Oynuyor. Yani 3 aileler yaşından gidiyor, başlıyor belki de 2-3. 3 değil 6 aylıkta artık başlıyor öyle, çocuklar. Öyle ben takip ediyorum. Şimdi Piaget'e göre
bizim bilişsel gelişimde görüyoruz ya da ince motor kas gelişimlerine, fiziksel gelişime baktığımızda 6 aylık bir çocuk eskiden yatakta dönemezdi. Hatta evet. annelerimiz de derdi daha 6 aylık olmadı o dönmez bile yatakta rahat ol derlerdi. Şimdi çocuklar 6 aylıktan başlayarak şöyle eliyle büyütme hareketi yapar. Bu iyi. İnce kas gelişimidir, dikkat edin, ben gözlem evet. yapıyorum. Artık çocuklar da ileri, artık okuma yaşı, biz 6 yaşında öğrendik, onlar 3 yaşında okumayı söküyorlar. Yani bu kadar entelektüel seviyesi yüksek bir nesil yetiştiriyoruz. Bunları teknolojiden mahrum ederek yapamayız. Evet. Teknoloji çok avantajlı bir şey, doğru kullanıldığı anda. Fakat lafınızı da biliyorum. Hayır. Şey dedik, mesela yaş grubu da önemli dedik. Fakat biliyorsunuz işte bu Mavi Balina gibi, Meryem gibi bazı oyunlar çıktı. Ben onları da hep inceledim. Bunlar yetişkinlere varacak kadar zararlı oldu. Bir tek çocukları etkilemedi. Ben hep geri planlarını da incelerim. Çok merak ederim. Psikolojisini merak ettim. Böyle bir oyunu bir insan niye yazar? Niçin oynar? Niye yazar? Tabii niye belki yazılımını de önce... yapar? Evet, evet. İnsanları öldüren bir programı ben niye yazarım? Ben çocukları herkesi bıraktım. Ve videolardan buldum, inceledim. Adam diyor ki, ben diyor dünyaya bir iyilik yapmak için bunu yazdım diyor. Neymiş iyilik mesela? Zayıf karakterleri öldürme iyiliği. Bu oyunda diyor zayıf karakterler kendini kaptırır. Ve bu dünya bu kadar zayıf karakterliğe şey değildir, olmaması bakmak lazım. Zorunda değildir. Değildir. Onları öldürmek için yaptım diyor. Bakın buradaki cümle önemli. Aslında psikopatça. Yani bu psikolojik olarak kabul edebileceğimiz bir şey değil ama doğa kanunları var burada, aslında bir parça bakıştı. Zayıflar elenirler. Zayıf karakterli kelimesini oradan çekip almamız lazım. Demek ki biz ne yapmamız lazım? Aileler olarak da ve eğitmenler olarak da. Programımız eğitime dair çünkü. Öğretmenler olarak da çocuklarımızın karakter özelliklerini güçlü yapmamız lazım. Ne der eskiler? O söylediğimiz zararlı maddeler için denirdi eskiden. Ben diyor çocuğuma güvenirim diyor. Gözünden anlarım yanlış bir şey yaptığında. Bunu yapmamız lazım. Yani iyi, ilgili bir ailenin çocuğu kendini internete, efendime söyleyeyim, çevrim içi oyunlara bağlanarak veyahut da şimdi siber zorbalık dediğimiz bir şey var. Okullara gidiyorum ben. Zorbalık anla diyorum ama bir kısmını rehber öğretmenler diyor ki muhakkak siber zorbalığı anlat hocam. Biraz onu açar mısınız hocam? Tabii ki açalım. Birkaç dakikada olsa siber zorbalık tabii, nedir? Siber zorbalık çok şu anda gerçekten çok yaygın bir şey. Siber zorbalık şu, ben çocuklara da o şekilde anlatıyorum. Şimdi biz sokakta görmediğimiz biriyle, tanımadığımız biriyle konuşuyor muyuz? İlk ben yürümeye alıştığımda annemin ilk öğrettiği şeydi, tanımadıklarına konuşma. Evet. Kalkıp tanımadıkları insanlarla iletişime geçiyorlar. Zorbalık nerede giriyor? Zorbalık karşı tarafın yaptığında giriyor. Nerede giriyor? Gizli fotoğraflar atılması, yazışmaların paylaşılması. Mesela özel yazışmalar normal arkadaş da olabilir, tanıdığı biri de olabilir. Yazışıyor ve özel meselelerini yazdığı şeyleri atabiliyor. Ya da işte çirkin bir fotoğraf çekmişimdir ben, arkadaşıma atmışımdır. Bunu etrafa yayması siber zorbalık. Yani... sana zarar verecek, seni incitecek. Aslında zorbalık kelimesi bu anlama gelir. Bir kurbanımız var, bir de zorbamız var. Zorba karşı tarafı... Ama bazen zorbalık yapan, zorbalık yaptığının farkında bile olmayabilir. Olmayabilir. Bunlar çocukluk da olabilir. Çocukluk dönemlerinde öyle. Çocukluk da olabilir ya da... Ama yetişkinlikte bilerek yapılıyor. Ve bilerek bu zorbalar yapılıyor. Açık söyleyeyim yani küçük yaşlardakilerde. Şimdi nedir? El şakası yapıyorlar. Ben liselere de gittiğimde böyle ortaokullara. El şakasını zorbalık olarak kabul etmiyorlar. Ama gerçek zorbalar karşı tarafa eziyet ettiklerini fark ettiklerinde zevk alıyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar. Yani kendilerine bir kurban seçiyorlar ve bilinçli olarak gerçekleştiriliyor bu iş. Yani bundan mutlu oluyor aslında. Yaygın mıdır peki hocam? Siber zorbalık yaygın mıdır? Siber zorbalık da yaygındır. Akran zorbalığı da çok yaygındır. Siber zorbalık çok yaygın. Hatta okullarımızda ben takip ediyorum. Buna karşı gelebilmek için pankartlar falan hazırlıyorlar, çalışmalar. Çünkü kontrol edemiyoruz biz aslında. Yani nedir? Tamam, evde olduğumuz müddet kontrol edebiliriz de. Normalde evde olmadığımızda kontrol edemeyebiliriz. Aslında ailelere önerim, belki pek hoş bir şey değil ama gizliden takip etsinler her daim. Çünkü... Kaç yaş? Nereye kadar? Her yaşta. Ne zaman? Her yaşta. Kontrol etmek lazım. Çünkü bu insanlar, bu sahtekar insanlar çok fazla var. Sosyal medyasından giriyor karşıdakinin. Yazışıyor, ediyor, özel fotoğraflarını istiyor. Para tehditleri başlıyor. Bunlar çok fazla oluyor. Ve biz gittiğimiz okullarda ben hep bunu diyorum. Annelerimiz bize en küçük yaşta
tanımadığın insanlara konuşma dediği, bu bilgisayar için yani sosyal medya için de geçerli. Tanımadığınız insanları sosyal medyanıza eklemeyeceksiniz. Tanımadığınız insanlar size yazdığında cevap vermeyeceksiniz. Çünkü çok sahte insanlar. Çok. Dolayısıyla bunlar zararlı aslında çocuklar için. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dediğim gibi siber zorbalığında böyle bir negatif yanı var. Ve... Evet, yani konu biraz uzakmış gibi gelecek ama Elon Musk bundan 3-4 ay önce Twitter'ı satın almak için yüksek bir meblağ, bir hayli milyar dolarlar verdiği zamanlarda sonra vazgeçti. Vazgeçme sebebi de %10'un, %15'in üzerinde olan aslında fake hesaplar. Tabii. Bu fake hesaplar niçin açılıyor? İnsanlar ya. Niye fake hesap açarlar? İşte. Mesela benim hiç fake hesabım yoktur. Öyle, aynı. Ama niçin açarlar? Mutlaka kendini gizlemek için. Aynı. Ya birini izlemek. İyi niyetle kendi... açılmadığı kesin. Çok da iyi niyetli değil. Olmadığı kesin. Değil, tabii. Yani en azından tabiri caizse bir röntgencilik hissiyle tabii. yapılıyor. Tabii. Her şeyi geçsin diye. Özellikle ergenlik döneminde bilirsiniz o dönemin popülaritesi, o dönemin cesareti tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Çünkü beğenildim hissiyle yani hormonlar ve fiziksel ve psikolojik gelişim bunu öngörüyor zaten. Tabii tabii beğenilme. Yani şimdi karşı sizi beni kandıramaz biri de. Evet evet. Bu çok ergenlik doğru. dönemindeki çocuklar çok açık buna. Evet. Ve ona dikkat etmek lazım. Aileler de dikkat etmesi lazım. Dediğim gibi eğitim alanında bu konuyla ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Yani ben yakından da takip ediyorum bunu. Hı-hı. Çok ciddi çalışmalar Hı-hı. var ve başarılı da oluyorlar. Eğitimlerin faydası oluyor mu çok kısaca? Çok, yani, siber zorbalığa ilişkin eğitimleriniz var sizin bildiğimiz. Şimdi yani şöyle en azından ki, akran zorbalığı, siber zorbalık bütün bunların ikisini içerisinde... birleştirip yapıyoruz biz ki Hı-hı. antipatik bir etki yaratmasın. Çünkü zaten çocuklara karşı şöyle bir... yargı ya da ön yargı var. Bilgisayarı elinden bırak, oyun oynama falan sürekli gibi zaten sürekli söylüyor. Bir şey evet, var. Insanlar. Biz orada akran zorbalığıyla girip siber zorbalığı da araya katarak ki akran zorbalığı da iyi bir şey. Ben isim vermeyeyim bir okulumuzda, burada Lefkoşa'da Hı-hı. bir okulda, orta öğretim kurumunda geçtiğimiz yıl artık o okulun elemanı olacak kadar bir de yaptığım işi tam yapmak isterim. Böyle en fazla iki sınıf getirin diyorum. Hı-hı. Hepsine tek tek akran zorbalığını anlattım. Siber zorbalığı anlattım. Oradaki rehber öğretmenlerimiz de çok profesyonelce çalışıyorlar. Hı hı. Onlar da üstüne devam ettiler. Eklemeler yaptılar. Bu yıl dediler ki iletişim becerisi ve doğru teknoloji kullanımından gidelim o okul. Kendilerine biraz göre bir stratejik planlama belki yaptılar. Faydası olduğunu gördüler. Ve beni halen evet. gördüklerinde şimdi hı hı. ben onlara bir şey öğütledim. Zorbalığı hep birlikte durdurabiliriz dedim. Biri birine zorbalık yaptığında dur deyip siz durduracaksınız. Zorbalar bir elin beş parmağını geçmez. Biz onları durduracağız. Onlar bizi değil sloganımız da var. Hı hı. Beni gördüklerinde artık böyle yapıyorlar. Hı. Hangi hı. okula gitsem. Yani demek ki akıllarında yer etmiş. Kalmış. Evet. Ve birbirlerine de koridorda dur diyorlar. Ve okulda etkisini gördü bunun. Bu yıl hı hı. dediler ki iletişim becerilerini geliştirelim. Harika. Sonra doğru teknoloji. Aslında o da bir yerde akran zorbalığını önleyebilecek önemli bir adım. Yani iletişim tabii. becerilerinin gelişmesi. Tabii o da önemli bir insanların şey. Birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri. Empati yeteneklerinin belki gelişmesi. Değil mi? Bunlar ay, çok önemli çok şeyler. Önemli. Dediğim evet. gibi ama rehber öğretmenler de çok profesyonelce çalışması lazım. Yoksa biz gidiyoruz bir saat, iki saat evet farklı bir yüz olunca daha bir dikkat etkili çekiyoruz. Etkili olur tabii. Girne'de bir okula gittik. Daha ufak bir okuldu orası. Geçen yılda akran zorbalığını yaptık. Bu yılda öyle istediler. Tabii işin içinde siber Hı-hı. zorbalık da var. Okul o kadar küçük ki bütün sınıflara aynı anda verebileceğimiz kadar. Evet. Aynı sınıflar geldi tabii yine. Sadece birinci sınıfçıklarımız yeniydi. Hep bütün anlattıklarımı biliyorlar. O kadar mutlu oldum ki. Evet, güzel. Dedim ki İyi. Ben soru soruyorum. Onlar da aynı şekilde bana ne yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Bunlar bizim yani çok mutlu kazançlar, olduğumuz tabii. kazançlar. Peki şimdi 16 şöyle diyelim 17 yaşla işte 20-23 yaş arası bu kadar oluyor mu? Oluyor aslında üniversite çağında yani tabii, tabii. 17'den itibaren var. Şimdi zaman zaman biz de üniversitede işte derslere giriyoruz falan. Mesela nasıl karşılanır, nasıl söylenir bilmiyorum ama ben çoğu zaman böyle biraz da şey olabilir, dikte ettirmek gibi olabilir ama ben mesela derslerimde cep telefonunun kullanılmasını hiç istemiyorum. Ben de. Yani kesinlikle istemiyorum. Hatta şöyle, ilk girdiğim andan itibaren diyorum ki arkadaşlar benim tek şeyim var, yasağım prensibim var, tek prensibim var. Şu ders saatimizde hiçbir şekilde telefonu kullanmayın. Bir tek kendime bir ayrıcalık yapıyorum. O da sessiz modda kalıp hadi çok önemli bir şey olur. Yönetimden aranır, tabii, okul tabii. içerisinden vesaire. Ama onun dışında hiçbir şekilde telefon bağlantımız olmasın lütfen diyorum. Bunu yaparken de
faydasını görebileceğime inandığım için yapıyorum. Yani şöyle oluyor. İnsanlar cep telefonunu eline aldığı andan itibaren çevreyle olan bağlantılarında en azından bir %50 azalma oluyor. Tabii. Yani sizi dinlerken ya da bir arkadaşının bir olaya müdahalesini dikkat ederken algı dağılır. Algı dağılıyor. Algı dağılır. En az %50'si gidiyor. Tabii. Bunu önlemek için böyle bir katı kural koydum. Şimdi niye bunu anlattım? Şunun için. Yani ben bu konuda bazı yerlerde dijitalin kullanılmasından yana değilim. Mesela öğrenci diyor ki hocam söylediklerinizi not alıyorum diyor. Ona da izin vermiyorum. Çünkü ufacık bir şey başlarsa ondan tabii, sonrası tabii, da gidiyor. Tabii, tabii. Şimdi bunun ben kendimce doğru olduğunu düşünüyorum ama öğrenci ve dijital, öğrenci ve internet, öğrencinin algılamasında, başarısında pozitif yönünü zaten konuşmayacağım ama negatif yönlerine biraz dikkat çekelim. Yani ben tabii. Sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Ne Kesinlikle dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Yani birine üniversitede ders veriyorum. Ben onlara biraz daha ben diliyle konuşuyorum. Beni daha iyi algılayabilmeleri için iletişim de çok önemli ya. Diyorum ki ben de prensibim kesinlikle, çünkü benim de dikkatim çok dağılıyor. Kesinlikle. Yani ders anında bile bir ışık yansa bir şey mi oldu diye tabii, benim de dikkat dikkatim dağılıyor. Dağılır. Diyorum ki sizin elinizde telefon olduğunda ve telefonla ilgilendiğinizde benim anlattıklarımı önemsemediğinizi, benim Düşündüğüm dikkate için. değer olmadığımı algılarım. Öyle olmadığından eminim ama bu benim algım. Onun için telefonlarınızı kaldırın. Ders dinlerken kaldırın. Çünkü ben işte 3 saat buradayım. Daha fazla beni bulamazsınız. Önceliğiniz de şu anda bu dersi öğrenmektir. Dolayısıyla bunu buradan kaldırın gibi benim de prensibimdir. Bütün hocalarımızın böyle. Gerçekten de benim de birisi karşımda telefonundan oynar. Benim de dikkatim dağılıyor Kesinlikle. hoca olarak. Kesinlikle. Yani algım dağılıyor. Bir anda gözüm oraya kayıyor. Ve çocuklar da bunu Ben anlamaya çalışır. Bunu program içerisinde bile görüyorum. Şimdi siz çok tecrübeli bir konuksunuz. Daha önce televizyon programlarına çok çıkmışlığınız olduğu için biraz daha rahatsınız. Ama mesela bazen ben de burada rejiyle şu anda bile zaman zaman telefon bağlantısıyla ya da Ben devam ederim. evet mesajlarla zorunlu olarak Tabii, tabii. haberleşmemiz gerekiyor. Burada bile mesela bakıyorum ki konuğum bir anda dağılabiliyor. Hemen o anda cep telefonunu yok edip sadece tabii. konağa veriyoruz. Öyledir. Çünkü Algı bozan bir şeydir. algı Çünkü bozan algı bir şey. Başka yere gider. Oradaki fotoğrafa gider. Tabii ben şanslıyım. Psikoloji öğrencileri benimkiler. Diyorum ki bakın, siz kendiniz engel olamazsanız yarın psikolog olduğunuzda siz bu insanlara yardımcı olacaksınız. Nasıl olacak gibi. Ama ne yazık ki görüyorum ki inatla gerçekten telefonunu bırakamayan öğrenciler de İnsanlar var. oluyor. Evet, Evet. bu en büyük zararı. Bizim için zarar. Bir adım öteye geçeyim ben. Hadi biz sınıflarda zorla bunu yapıyoruz. Bunda bir şey yok. Yani zararlarını konuşuyoruz şu anda. Faydaları belli, besbelli. Yani araştırma yap diyoruz. Hemen o an bile herkes telefonunu çıkarsın. Depresyon konusunda yapılan son araştırmalara bakıyoruz deseniz, 2 dakikada herkes açabilir. Ama zararlarına gelince, ben dışarıya çıktığımda da mesela kafelere gittiğinizde siz de dikkat etmişsinizdir. Kimse kimseyle sohbet konuşmuyor. etmiyor. Bir de şey dikkatimi çekti hocam. Sizde de olur mu bilmiyorum. Bu arada hemen konuğumuzu hatırlatalım. Doçent Doktor Ece Müezzin, Final Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı. Bazen şunu da görüyorum. Mesela diyelim ki güzel, hoş bir sohbet devam ederken 3-4 kişiyle beraberiz. Birisi hemen şöyle bir cep telefonundan bir şeye bakıyor. Baktığı andan itibaren Bitti. Diğerlerine de hemen sirayet ediyor. Tabii, tabii. Herkes bir bakıyorsunuz ki cep telefonunu Tabii. almış. Yaklaşık bir böyle 5, 7, 10 dakikaya Evet. yakın Evet. Herkes öyle bir geçiyor. Sonra da evet. şu muhabbet oluyor. Aman yine daldık telefonlara, bırakalım artık. Aynen Değil öyle mi? oluyor. İşte Sanki bunlar zararlı yönleri. Yani o bunlar zararlı, iletişimi, evet. o sosyalleşmeyi, o bir aradalığı bozan şeyler bunlar. Daha da öteye geçiyorum. Ben şunları da gözlemliyorum. Az önce dediğiniz de işte bir bebek elinde tablet, Evet. anne baba elinde telefon. Tabii tabii. Niye çıktın kardeşim yemeğe? Yani sadece çekip Instagram'da paylaşmak için midir bu? Yani sosyal medyada paylaşıyorlar. Mutlu aile tablosu. Herkes Evet, ama onun telefonda. dışında yine bağlantı yok. İletişim Yani çok az. Bu çok kötü. Yani evliliklerde de iletişimi koparan bir şey, arkadaş ilişkilerinde de koparan bir şey. Dolayısıyla bunu ama insanlar kendilerini kontrol etmeye çalışacaklar. Çünkü biz kendimize yapıyoruz ne yapıyorsak aslında. Yani Evet. bunu hiçbir güç durduramaz. Ben bunu söylüyorum öğrencilerime de. Dünyanın en iyi psikoloğu olsa, hiçbir bağımlılık türünde olduğu gibi, yani ya da hiçbir psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi, karşı taraf düzelmek istemiyorsa biz ne yaparsak yapalım bu olmaz. Olmaz, evet. Düzelmez.
Biz bana mesela aileler geliyor ya bütün gün bu çocuk böyle telefonlarda falan filan. E sen nasılsın? Önce ona bak. Bak bir bakalım sen eğer doğru yoldaysan da çocuğun farklı bir yola gitti orada bir tuhaflık var. Gecenin belli bir saatinden sonra herkese yasak. Birlikte olmadı. Gelin oturalım kitap okuyalım. Kitap okumak anladı. Ama şöyle bir şey de yok mu hocam? Yani yasaklar falan tabii ki herkesin kafasında negatif bir unsurdur. Aslında söylediklerinizi mesela ben de uyguluyorum. Diyorum ki şu anda dersteyiz ve telefonlar kapalı. Tamam bu yasak. Evet. Ama sanki biraz daha şöyle mi olmalı? Biz yasakları koymadan o yasaklardan uzaklaşacak bir durum, ortam, iletişim. Yani çocuklar bunları için da aileler yaratmak bunu yapması gerekir lazım. Mi Yani acaba? biz yetişkinler yapmamız gerekir bunu. Ve şunu söyleyeyim. Aktiviteler belki olabilir tabii değil ki. Mi? Özellikle bu kitabın içerisinde orta öğretim öğrencilerine yönelik bir psikoeğitim programı var. Orada yapılan aktiviteler var. Orta öğretim öğrencilerine var bu. Ya da şunları mesela araştırmaları ben hep okuyorum. İnsani değerler eğitimi var. İnsani değerleri artırdığımızda bizim bu internette, bilgisayarda bunların düştüğünü görüyoruz. Yani bazı unsurlar var ki aslında onları artırdığınızda otomatik olarak bunlar düşüyor. Dediğiniz gibi yasak Evet. koyma yerine Boş kaplar, dolu yapmamız kaplar. gereken onun yerine diğer bir şeyi koymaktır. Koymak değil mi? Ama bunu çocuklarımızdan beklemek yanlıştır. Ben Evet. Bunu söylemeye, Çok ifade doğru, etmeye çok çalışıyorum. doğru, çok Yani doğru. biz Yani o yetişkinler akıl... bununla baş edemiyorsak çocuğu hiç şey baş yapmama edemez lazım. tabii. Ama biz yine de ben hep rehber öğretmenlere verdiklerime de derim ki deneyin. Hatta bu programa artık koyabileceğimiz bir şey varsa onu da Onu da ekleyelim. ekleyelim. Peki şuna katılır mısınız? Ece Hocam ben yani bunu biraz böyle geçen programlarda da bir başka konuğumla konuşmuştum. Şöyle bir şey olabilir mi? Hazır bulunuşluk ya da her şeyin hazır olarak orada duruyor olması onlara olan ihtiyacımızı azaltır mı? Şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela biz yıllar öncesinde üniversitelerde bize ders veren hocalarımızı inanılmaz büyük bir dikkatle izler, dinler ve dikkat Öyle. ederdik. Neden biliyor musunuz? Şöyle sonradan düşündüğümde bunu buluyorum. Çünkü o insanların anlattıklarını bir başka mecrada, bir başka yerde kolayca ulaşabileceğimiz ve hemen onu alıp istediğimiz an bakabileceğimiz bir kompozisyonumuz yoktu. Biz buna bu kadar şanslı değildik. Yani internetten mesela faydalanmak çok zordu. İnternet yoktu. Onun için herkesin anlattığını kafamızda tasarlamaya, koymaya, Ağızlarından çıkanı çıkanı kelime kelime yazmaya kesip kadar biz yazmaya ve yazardık. onları böyle aman bir daha unutmayayım diye. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. 20 yıl önce lisans eğitimimde aldığım mesela rahmetli Profesör Doktor Ünsal Özkay'ın anlatımları benim kafamdadır. Tabii. Yani işte Michigan Üniversitesi'nden çıkıp da işte bir anda Atlanta'ya gidip oradan Afrikalı bir kadının evlilik ritüellerine geçmesi, sanayi devriminden tutun da 1929 buhranına geçmesi. Bütün bunları Her şeyi anlatmıştır ve hatırlarsınız kafamdadır, tabii. aklımdadır. Ama şöyle düşünüyorum. Eğer bunları çok kolay bulabileceğimi ve her an elimin altında olabileceğini düşünseydim o gün, ben Evet. bunları kafamda tutmayacaktım diye düşünüyorum. Yani onun için bazen bizim eğitim anlayışımızda verdiğimiz şeyi, çocuğun analiz sentez yeteneği ya da muhakeme kabiliyetini çok fazla gelişmediğini görmemizin sebebi bence şu. İstediğim an istediğim bilgiye zaten şuradan ulaşıyorum. Çok da Evet. kafama yazmamak gerek yok. Evet. Tabii ki Anlatsın ben yanlış bir istediğim algı. zaman. Çünkü her şey aslında kitaplarda yok. Ne dedik başlangıçta? Hiçbir şey aslında kitaplarda yazdığı gibi muntazam değil. Değil. Yani deneyimleri çok dinlemeleri lazım aslında öğrencilerin. Çağ farklı yetişiyor. Ben buna karar verdim. Yani büyük hocalarımla da görüşüyorum ben. Dediğiniz gibi şu an sizin lisanstan hocanız olsa hemen önümüzü ilikleriz ve Tabii. aynı saygıyla, aynı şeyleri biz göremiyoruz. Nesil çok farklı Ama yetişiyor. şöyle bir şey de oluyor hocam. Benim oradaki en büyük sıkıntım şu. Ben işte Ünsal Özkay'ın derste anlattığı hemen her şeyi kafama yazdığım için bugün öyle ya da böyle bilgilerimden birilerini de bilgilendirebiliyorum. Böyle bir durumum oluştu. Çünkü ben Tabii. beynimi attım. Unutulmayacak bölümler Muhakkak. İşte listesini şu an aldım. eksik olan o. Şu Yani anda mesela kitaptan tekrar öğrenip öğrenciyle neyi şimdi anlatacak? mesela konuştuğumuzda bu tür konuları ya ezber görüyoruz Evet. karşımızda. Evet. Ya da analiz, sentez, muhakeme yeteneğinden tamamen uzak böyle bir donuk sadece bir bilgi. Mesela Evet. biz o bilgileri alırken gelecekte, geçmişte, şu anki durumumuzda onları
bir potada eritirdik. Mesela hoca bir örnek verdiği zaman biz onun üzerine 5 tane falan örnek verdik. Ama şu anda mesela ben öğrenciye bir konuyu anlatıyorum. Sonra da finalde o konuyu soruyorum. İnanın 100 öğrenciden 95'i benim o derste verdiğim örneği veriyor. Çünkü başka bir alternatif üretebilme, başka bir o konuyla bir başka konuyu bağdaştırabilme, belki karşıtlıklar üzerinden, belki yanlıklar üzerinden bunu mesela bana anlatamıyor. Buralarda da yani dijitalizmin biraz açıkçası sıkıntılı benim, yönlerini fark etmiyor musunuz yani ya da fark eder misiniz? Bence artı yönü olması gerekirdi eğer iyiye kullanılabilseydi. Yani evet hocamın anlattığı var, evet onun üstüne gidiyorum ben bulabiliyorum ve okuyabiliyorum ve artırabiliyorum bunu. Daha farklı kaynaklardan da bu konuyu inceleyip şunu ortaya koyabiliyorum demeleri lazım. Onu istiyorum ama işte. Nesil çok farklı yetişiyor, ben de fark ederim onu. Yani kendime bakarım, birkaç sene öncesine bakarım. Çok çok farklı ve kendi hocalarımdan da konuşuyorum. Yani diyorum ki biz zamanında hocam böyle değildik. Acaba biz hani gencik yaş olarak kendi hocalarımıza göre. Acaba diyorum bizden mi kaynaklı? Yok diyor hocalarım, profesör hocalarım. Bize de aynı. Nesil çok farklı yetişiyor şu anda. Ve üzüldüğüm nokta nedir bilir misiniz? Entelektüel olarak çok üst düzeydiler ve bunu kullanmıyorlar. Yani çünkü teknoloji çağında. Öğrencilerden mi? Öğrenciler entelektüel olarak gerçekten bizden üsttediler. Yani isteseler aslında çok fazla şeyi bizden daha iyi başarabilirler ki... Dediğiniz gibi bunun da nereden kaynaklanıyor? Dijital çağa doğdular. Ve farkında olmadan bir sürü bilgi birikti kafalarında, akıllarında. Yani bazen benim oğlum öyle bir cümle kurar. Sen bunu nereden bilin derim. Yani çok basit. Mesela MasterChef'i seyrederek. Diyor ki bunun diyor orijinalinde esas adamların ismi budur diyor. Böyle böyle programlar yaparlar diyor. Benim haberim yok. Diyorum sen nereden bilin oğlum bunları? Görüyorum ya telefondan. Ama yumurta yani, kırabiliyor mu? Öğrettiğimiz müddet kırar. Yani şu anda makarna yapmayı öğrendi. Daha da öğrenecek. Evet. Yani o ama benim söylediğim şu hocam. Aslında anladım. Aynı yani şeyleri uygulama tabii, noktası. Uygulama çok önemli. Yani düşünün şöyle hocam. Eğer siz her şeyin hazırını eğer elde edebiliyorsanız çok uğraş vermezsiniz. Yani sizin çocuğunuzdan örnek verelim. Şimdi siz her gün yemek yaptığınız için o çocuk öyledir. Yemek yapmıyor. Ama günün birinde yemeksiz kalırsa acaba yapabilecek mi? Yapmaya başlayacak. En azından deneyecek. Evet. Şimdi biz mesela akıl ve zeka arasındaki farklılıklar gibi. Mesela biz daha sıkıntılı ortamlarda yetiştik. Yani her istediğimizi her an bulamadık, yapamadık. Tabii çok zordu. Her oyuncak yani ben ama kendi kendimizi yapmaya başladık. Tabii sunumları bile yaparken üniversitede ben öğrencilerime anlatıyorum. Böyle slide falan yok mu çocuklar diyorum. Tabii. Biz asetat kağıdına basar, 3 satır yani iki ancak tabloları basar. Diğer geri kalanı yansıtırdınız aklımızda tutardık. Çünkü yansıtabilecek bir şey yok. Asetata verebilecek paran yok yani. Ne kadar vereceksin gibi. İşte hocam onu söylemek istiyorum. Şimdi mesela sizin bu yaptığınız asetatla ilgili verdiğiniz örnek aslında beyin kıvrımlarının daha hızlı hareket etmesi, daha çabuk kolay çözümler bulabilmek, daha... İşte biz orada belki eğitimciler olarak, yani ikimiz için söylemiyorum, tüm eğitimciler olarak buna zorlamamız gerekir. Slide açsa bile oraya bakmadan anlatmasını ben öyle isterim. Kesinlikle yapıyorum. Bakın diyorum ben yapıyorum kesinlikle. Eminim ondan. Ben diyorum derslerimi size anlatırken hiç bakıyor muyum? Bakmıyorum. Siz de bakmayacaksınız. Mesela alan uygulamasına gitmişler, staj yapmışlar. Sen yaptın diyorum stajı. Buraya bakmana gerek yok ki. Yani anlattığın her şeye biz inanacağız. Biz orada değildik zaten. Ya. Dolayısıyla işte yani eğitimciler dediğimiz gibi sözümüz meclisten dışarı oradan kaymamız lazım. Eskiden bizim hocalarımız yani örnekler verirdi, uygulama alanlarından örnek verirdi. Ezber her zaman beyni köreltir. Evet, eğitimde yeri var. Şimdi ben psikoloji açısından düşünüyorum. Kuramları ezberletmezsen öğrenemez. Ama o kuramı öğretip ezberletirken, ona örneklere dayandırarak, günümüze bağlayarak. Toplumsal olaylarda, toplumsal durumlarda, insan ilişkilerinde nasıl kullanırız? Bu nerede işe yarar? Anlatabildim yani, analiz sizin... sentezi hoca verirse öğrenci onu çözer. Eğer vermezsek al şu kitabın şu slaytlarını şöyle çalış olmaz. Yani dediğimiz noktada ve gerçekten üzülürüm. Çünkü ciddi entelektüel seviyeleri çok yüksektir. Dikkat edin. Zaten ben çok orada hemfikir değilim ama katılmadım derken sizin savınızın çok doğru olması için çok yani yanılmayı çok isterim. Önce onu söyleyeyim. Evet. Hocam biraz da çok zamanımız daraldı. 7-8 dakikamız var. Evet.
Biraz geçti zaman bilemedik tabii. Evet, çok güzel oldu ama sağ olun, çok akıcı anlatıyorsunuz. Biraz da üniversitelerdeki akademik üniversitelerle ilgili psikolojiye bakalım. Yani tabii. Hani biz öğrenciden birçok şeyi bekliyoruz. Acaba zaman zaman öğrenci yerine geçip kendimize baktığımızda sıkıntılarımız, yapmamız gerekenler, yanlış yaptıklarımız, tüm bunlarla ilgili de var mı kafanızda ya da kitabınızda şimdi bir şeyler? Yok, kitap orta öğretim öğrencileri evet, içindir. Tabii ama üniversite öğrencileriyle de ben çalıştım. Uyum süreçlerini de çalıştım. İnternet kullanımlarını da çalıştım. Şimdi benim üniversitelerde yıllarım geçti. Ya biraz akademik psikolojiye bakalım, olur mu? Akademik. Akademik, yani biz hocaların akademideki davranışları, öğrenciyle olan ilişkileri, değişen teknolojiyle olan bağlantıları, oradaki ruh hali nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşlar olabilir, gençler daha yaşlı orta. Pandemiden sonra bizim eğitim süreçlerimiz çok setteye uğradı. Çok Siz de farkındasınızdır diye düşünürüm. Pandemi dönemi bunlara böyle bir mutluluk dönemi gibi geldi, rahatlık dönemi. Sonrasında her verilen projeye, her verilen ödeve tepki verir hale geldiler. Zorlanmaya başladılar. Değil mi? Evet. Öğrenci tembelleşti. Tabii. Yani bu kesinlikle bir tek üniversiteler için değil, tüm hatta çalışma alanında biz bile tembelleştik. Ben bunu da fark ettim. Çok güzel. Çok zor adapte oldum tekrar işe. Gitmek istemedim yani, böyle Allah Allah, şimdi sınıfa mı derse mi? Bizim için bu online eğitimler işi kolaylaştırdı gibi gördük ama işin sonunda da çok aslında yüz yüze eğitim gibi olmadığını da anladık. Eminim siz de anlamışsınızdır yani yüz yüze. Kesinlikle hiç. Ben yani o aradaki asla. Fark müthiş bir fark. Çok farktı. Çok büyük bir fark. Hiç. Hatta eğitimde dijitalleşmeyi çok savunan insanlar var. Ben hiç öyle değilim. Yok, bazı alanlarda olmaz. Belki bazı alanlar olabilir ama psikolojide de kesinlikle olmaz. Dolayısıyla öğrenci, biz ne yaparsak yapalım aslında mantığını açıklamadığımız müddetçe bize tepki veriyor. İşte diyor, X hoca bana diyor her hafta ödev verdi. Ama sen öğrenirsin diye verdi, uygulamaya girersin diye verdi. Hocalar bunu verirken anlatması lazım ki psikolojisine çocuğun, yani öğrencinin uysun. Şöyle bir yapı var ne yazık ki. Bu genelde Türk kültüründe var diyelim. Yani bir diploma alayım da nasıl olursa olsun. Bu zihniyetten çıkmamız lazım. Ben hep öğrencilerime şunu derim. Üniversiteyi siz tercih ettiniz. Zorunlu eğitim değildir. Değildir tabii. Orta öğretime kadar zorunlu eğitimdir. Ondan sonrası zorunlu değil. Kesinlikle doğru. Bunu sen seçtin, bu bölüme sen geldin ve burada olması gereken her şeyi hocalar size eziyet olsun diye değil, iyi birer meslektaş yetiştirsinler diye yapıyorlar. Dolayısıyla evet, bazen tepkiyle karşılaşıyoruz, eminim siz de öyle. Çok kesinlikle ödev geldi. Mesela biz bu yıl... Yani mesela biz, çok özür dilerim kesiyorum ama zamanımız çok daraldı, her şeyi konuşalım diye. Bu 2019 öncesinde yaşadığımız yüz yüze olan sistem, biraz daha ağır işlediğimiz, yani konuları ağır işlediğimiz konulara biz daha çabuk döndük ve pandemi sonrasında tekrar oraya başladık, dönmeye çalıştık. Evet. Ama bu sefer öğrenci onu kabul etmedi. Kabul etmeyince de bir sıkıntı, bir gerginlik. Yani hepimiz akademik psikolojisinden adaptasyon süreci geçiriyoruz. Şey bu. Yani halen de ne yapmalıyız yani değil. Yavaş yavaş mı bu olmalı adapte yoksa? Adapte olacak yani eskisi gibi. Ben yani olduğu yerden o 2019 öncesi gibi devam ediyorum. Onların ben verdiği tepki yani mecburen. Çünkü bunun başka bir çaresi yok. Biz mesela bu yıl karar aldık. Tüm hocalar sınav sorularımızı klasiğe döndürdük. Ay bir tepki, bir kıyamet bölümün içinde. Evet. Dedi ki bu sosyal bilim çoktan seçmeliyle olmaz. Çünkü çoktan seçmeli hani online'da kopyayı engelleyen bir şeydi ya, dönüşümlü sorardık hemen falan. Bunlar çok büyük tepki verdi ama dedim ki yarın öbür gün bize teşekkür edeceksiniz. Ne kadar öğrenciyi zorlarsak aslında mezun olduklarını sonra bize o kadar teşekkürleri geri dönüyor. Çünkü olmaz. İşi gereği gibi yapmaya çalışıyoruz. Biz kimseye inat yapmıyoruz. Kesinlikle. Öğrencinin psikolojisi bizim için muhakkak önemlidir. Birçok öğrencimiz de zaten Türkiye'den gelir. Psikolojileri söz konusu mu oldu mu anneleri de olurum. Hiç sorun değil. Ama derslerle ilgili prensiplerimizden de hiç ödün taviz çünkü vermemek gerekiyor. Kaliteli olmak zorundayız. Yani evet. Şöyle düşünün, biz hele bizim alanımız için söyleyeyim, psikolog yetiştiriyorum. Yani eksik bir bilgiyle yaptığı bir tedavide neler olacağını düşünmemiz gerekir. Tabii. Dolayısıyla her bölüm için bu gerekli. Yani eğitim fakültesinde okul öncesi son sorum, iki dakikada zaman, bir dakika zamanımız var. Tamam. Evet. Sizce eğitim genel anlamda nereye gidiyor? Dijitalleşiyor mu yoksa klasik eğitim sistemine tekrar dört elle sarılacak mıyız? Bir projeksiyon yapmanızı istiyorum. Şöyle ki işin doğrusu şu, belki bazı alanlarda dijitalleşmeye gidilebilir ama bazı alanlarda gidilmemesi gerekir.
eğitim geleneksel eğitime dönse de çağdaş eğitim modelleri var artık. O geleneksel model bu entelektüel seviyesi yüksek çocuklara pek uymuyor. Yani durup bir hocanın öğrenciye ders anlatmasıyla olmuyor. Çağdaş yöntemler var, psikodramalar var, fıkra yoluyla, analiz sentez yoluyla anlatmalar var. Hocalarımız muhakkak geleneksel eğitim, yani yüz yüze eğitimi çağdaş yöntemler, slide da yetmiyor artık. O çok eskidendi. Çünkü bu çocuklar teknoloji çağında çok boyutlu şeylere adapte oluyorlar. Biz tek boyut ders anlattığımızda onların dikkatini çekemiyoruz. Dolayısıyla çağdaş modelleri kullanıp yüz yüze eğitim yapılmak zorundadır. Dediğim gibi bazı bölümler dijital olabilir ama sosyal bilimler gibi, sözel alanlar gibi, öğretmenlik alanları gibi alanlar mümkün değil. Yani olmayacağını da hep birlikte gördük diye düşünüyorum ben. Evet, bence de öyle. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Gerçekten mutlu oldum. Güzel bir sohbet ben oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Zaman çok hızlı geçti. Kitap için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Okumanızı ve fikirlerinizi bana da söylemenizi çok isterim. Garanti veriyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Oldukça yoğun bir reklam ve arkasından da haberler gelecek. Onun için birazcık erken kesiyoruz ama haftaya saatlerimiz yine saat 18'i gösterdiğinde salı günü tekrar burada bir veya birden fazla konuğumla sizlerle birlikte olmak istiyorum. Eğitime dair her şeyde. Ben Mustafa Ufuk Çelik. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.